Babu izâ kâle, şöyle derse bunun babı, ikfini me'uneten nehli ve gayrihi. Hurmanın ve diğerlerinin terbiyesini, sulamasını vesaire üstlen. Bu konuda bana yardımcı ol. Ve tuşrikuni fissemari. Böylece sen mahsulde bana ortak ol. Demesi demiş, bab başlığı yapmış. Bugün hala geçerli olan bir hadise bu. Neye veriyorlar, neye verme diyorlar? İcara verme, yarıya verme, böyle bir isimleri var bunun. 2200 nolu hadis. Haddeten el-Hakem ibn-i Nafi'in. Bize el-Hakem bin Nafi anlattı. Ekberena Şuayb'un. Bize Şuayb haber verdi. Haddetena Ebu Zinadi. Bize Ebu Zinad anlattı. Anil A'raci. O da el-A'raç'ten. An Ebi Hureyre'te. O da Ebu Hureyre'den. Radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, Kaletil Ensaru. Ensar dediler ki, yani Medineliler, Linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki, İksim beynene ve beyne ihvaninen nehile. Hurmalıkları bizimle kardeşlerimiz arasında taksim et. Yani Medineliler hicret sonrası, Mekkeliler, muhacirler geldikten sonra, Resulullah demişler ki, bu hurmalıkları bizimle ensar arasında pay etmelisin. Kardeş payı. Akıl alır gibi değil. Resulullah'ın nasıl bir tepki vermesini bekliyorsunuz? Kale dedi ki, ne demiş olabilir? Tam da onun aslında isteyeceği bir şey. Çünkü kendisi de bir muhacir. Mekke'den gelen muhacirlerin çaresizliği aslında onun çaresizliği. Onların sıkıntıları aslında onun sıkıntısı. Medineliler de hazır hurmalıklarımızı pay edelim demiş. İyi aferin deyip hemen ellerinden alabilirdi. Bugünkü bir ne diyelim, para toplayıcısının şeyiyle, hani dernek, vakıf vesaire toplayıcılar var ya, heyecanla küt diye adamın elinden alıyorlar. Burada da bunlar hazır vermişler topraklarını. Allah'ın elçisi kâle lâ dedi ki, hayır olmaz. Eminim böyle bir şeyin onların evlatlarında, çocuklarında, eşlerinde oluşturması muhtemel, varislerinde oluşturması muhtemel huzursuzluktan ötürü Allah'ın Resulü böyle bir şeye yanaşmadı. Muhacirler geldiler, bir şeyler yapsınlar, çabalasınlar, kendi hayatlarını kursunlar. Sizin mallarınızı niye alsınlar? Fekalu, bunun üzerine dediler ki, Ensar da muhacirler için bir şey yapmaya çırpınıyor. Tekfûnel me'ûnete, bize hurmalıklarımızda yardım edin, terbiyesinde, sulamasında. وَنَشْرُكُمْ فِي الثَّمْرَةِ Biz de mahsulde sizi ortak edelim. قَالُوا Bunun üzerine dediler ki, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا İşittik ve itaat ettik. Resulullah bunu onayladı. Onlar hizmet sunacaklar, el emeği sunacaklar. Karşılığında da ensar kendilerini bu anlamda ödüllendirecek, mahsulden pay verecek. Ama bu rivayetin uzun versiyonları var. Muhacirler diyorlar ki, biz ensara hiçbir zaman yetişemiyoruz. Onlar bize böyle dediler, büyük bir tasaddukta bulundular. Ondan sonra biz hizmet etmeye, el emeği ortaya koymaya kalkınca da, ya dur siz anlamazsınız şöyle böyle derken yine işleri onlar yaptılar. Dolayısıyla biz onlara nasıl yetişeceğiz Allah Azze ve Celle katında, onlar hep sevapları alıp götürüyorlar diye bundan rahatsızlık duydular. Hakikaten ensar ile muhacirler arasındaki bu hoş sahneler, Cenab-ı Hakk'ın da övdüğü şekliyle, يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Kendilerine hicret edenleri sevdiler, seviyorlar. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا Başlarına gelenden ötürü göğüslerinde herhangi bir sıkıntı bulmuyorlar. Nereden çıktı geldi bunlar?
bize ortak oldular hayatımıza. Ve yu'thirûne alâ enfusihim, ve yeri geliyor kendilerine tercih ediyorlar onları. Ve lev kâne bihim hasâsa, velev ki kendilerinde sıkıntı olsa bile. Yani yeri geliyor kendisi yemiyor, kendisi aç, kendisinde sıkıntı var. Ama hayır, muhacir yesin diyerek onu tercih ediyor. Ve yu'thirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasâsa. Bunun devamında Cenab-ı Hak diyor ki وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ, kim nefsinin açlığından korunursa, kendi açlığından korunabilirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, işte kurtulacak olanlar onlardır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Ensar'ın bu anlamdaki liyakatine, üstünlüğüne Kur'an'da bizatihi kendisi tanıklık etti. Biz bu rivayetleri ne kadar okusak Cenab-ı Hakk'ın o söylediği kadar güçlü onları övemeyiz. Hakikaten yani çok dehşet verici sahneler ama Cenab-ı Hakk'ın, çünkü Allah içten de haber veriyor. Burada görünür de hurmalıklarını paylaşmak istiyorlar. Belki şey olabilir, riyakarlık da olabilir vesaire, başka sebeplerle olabilir. Ama Cenab-ı Hak iç dünyalarından da haber verdi. Seviyorlar dedi. İçlerinde buna karşılık bir sıkıntı duymuyorlar dedi. Ve kendileri darda da olsa muhacirleri tercih ediyorlar dedi. Bunu Allah Azze ve Celle söyleyince o günkü Ensar'ın o vaziyetiyle alakalı hayranlıktan olağanüstü bir özenti mi diyelim, imrenme mi, saygı mı dan öte duygulara kapılıyoruz yani. Yok tarihte başka bir örneği böyle bir topluluğun. Geçelim sıradaki hadise. 2200. Tabii Mekkeliler, onlar tarım toplumu değiller, bilmiyorlar. Kureyş ticaretle geçinen bir topluluk. Arazisi yok öyle, verimli arazileri yok. Dolayısıyla oradan Mekke'ye gelince, Medine'ye gelince bunlar kala kaldılar öyle. İlk zamanlar biraz tarıma marıma yardım edelim dediler. Sonra bildikleri işi yapmaya başladılar, ticarete girdiler. Bu sefer Mekke'ye rakip oldular. Çünkü ticarete girince onlar Şam'a vesaire kervan götürüp getirince hem ticari tarafı olan hem zirai tarafı olan güçlü bir kent yaşamı ortaya çıktı. Medine medeniyeti ortaya çıktı. Ve bilahare Mekke'yi yuttu içine, biliyorsunuz. Mekke ondan sonra hep Medine'nin idaresi altında kaldı. Yönetim merkezi hep Medine oldu. Çünkü baş orada kaldı. Yani Resulullah orada kaldı. Sonraki halifeler de hep orada kaldılar. Böylece Mekke, Allah Azze ve Celle'nin o sunduğu büyük imkanı bir şehir olarak söyleyelim, Medine'ye kaptırmış oldu. Yani hicretin bir geri dönüşü olmadı sonradan. 2200 nolu hadisi okumuş olduk.